Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, bir, bugün bir hesap daha inceleyeceğiz. Can Polat 2123 Nikles e, hesabın hesabı inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi kartlardan başlayacağız. Karakterlerden devam edip videoyu bitireceğiz. Şimdi kartlara bir girelim ilk önce. Güzel çok güzel kartları var. Şöyle bir sağdan başlayalım. Hmm Kart 5 seviye altta çift saldırı Gayet güzel Peki üstte Kaçınma hareket adı savunma yoksa sayma kritik hasar Zehir direnci, zehir direnci Ve tüm saldırılar Evet buradan kaçınma güzel Savunma yok sayma da güzel Kritik hasar da güzel saldırılar da güzel Ama hareket hızını YP olarak değiştirebilirse Eğer elinde pre kart falan varsa Zehir direncini de Değiştirirse güzel olur ancak 5 tane mavi yıldız elde etmiş. Sonuncuyu da mavi yaparsa %5'lik bir delme alır. Bu da çok güzel olur. Yani bu kart gayet güzel aslında. Şöyle Spider-Man kartına girelim. Alt seçeneklerde enerji saldırısı bekleme süresi kaçınma gayet güzel. Üst seçeneklere gelelim. Kalabalık kontrolü süresi. Hmm. elektrik direnci fiziksel savunma tüm savunmalar kritik oran enerji saldırısı evet şimdi ilk olarak arkadaşlar kalabalık kontrol süresi olabilir ancak kaçınma daha iyi İlk seçenekte ikincisinden yp getirebilirse çok güzel olur ve mavi yıldız getirirse daha da güzel olur üçüncü seçenekte fiziksel savunma getirilmiş eğer savunma yoksa yine bir bakalım 48'miş tamam olabilir o zaman. Savunma yoksa yüksek olduğu için fiziksel savunma olabilir arkadaşlar 3. seçeneği. 4. seçenekten tüm savunmalar pek iyi bir seçenek sayılmaz. 4. seçenekten hangi, hangi şey özellik geliyordu? Sanırım kritik hasar geliyordu arkadaşlar. Kritik hasar biraz daha iyi olur. Eğer getirebilirse. Sonra kritik oranı güzel. Enerji saldırısı da güzel ama tüm saldırılar biraz daha iyi olabilir kartı varsa değişim atabilir bu kartada. Loki kartına bakalım. 4 seviye kritik hasar saldırı hızı iyileşme oranı enerji saldırısı fena değil. Olabilir ama ileride bu kartı pre kartla değiştirirse de güzel olur. Şöyle White Fox kartına geçelim. Alt seçeneklerde saldırı hızı kritik oran enerji saldırısı gayet güzel. Üst seçeneklerde zehir direnci hareket hızı Savunma yok sayma, hareket hızı bir kez daha, bekleme süresi ve zihin direnci. Evet buna buna e, değişim lazım arkadaşlar. Son seçenekten bir saldırı, ilkinden bir kaçınma getirse çok güzel olur. İkincisinden YP çok güzel olur. Üçüncüsü güzel, dördüncü seçenekte de gene kritik hasar. Kritik hasar kaç? 22 evet biraz kritik hasar lazım. Eee... Dördüncü seçenekten de kritik hasar getirse güzel olur. Kritik hasar mı geliyordu dördüncü seçenekten ya? Bir emin olmak için bakmak istiyorum. Evet. Kritik hasar tüm savunmalar hareket. Aynen buradan en iyisi kritik hasar arkadaşlar. Oradan bir kritik hasar getirirse gayet güzel bir şekilde kullanır. Dediğim gibi son seçenekte de saldırı getirilmesi lazım. full mavi de açarsa 10 numara olur. Son kartına bakalım. Evet son kartı son kartı pek iyi sayılmaz. Alt seçenekler 7 seviye ama arkadaşlar alt seçeneklerde savunma yok sayma iyi de diğer ikisi pek iyi değil. Yani iyileşme oranı belki bir tık kullanılabilir ama o direncim falan direnç falan değişseydi güzel olurdu. Yani bence değişim atılabilir bu karta. Eline kart geçince değerlendirebilir. Üst seçeneklere bakacak olursak kalabalık kontrol süresi, hareket hızı, kalabalık kontrol süresi, hareket hızı, kritik oranı ve fiziksel saldırı. Evet, ilkinden kaçınma getirirse daha güzel olur. İkincisinden YP getirirse gene güzel olur. Üçüncüsü iyi gibi çünkü savunma yoksa full olduğu için artık savunma yoksa getirmesine gerek yok. Dördüncü seçenekten kritik hasar getirilmesi lazım çünkü kritik hasar biraz az. Kritik oranı güzel ve fiziksel saldırı. Bekleme süresi ne kadar? Bekleme süresi de fena değil. Tamam. Son seçenekten de dediğim gibi tüm saldırılar çok güzel olur. Güzel yani kartları genel olarak çok iyi. Ama tabii ki değişim lazım birazcık. Onun dışında güzel. Kart etkilerine bakalım arkadaşlar. Saldırı hızında da biraz eksiği varmış. %15,9. Hani bu arkadaş biraz daha İyi olduğu için kartları falan güzel olduğu için e, şey yapabilirim. O konuda e, belli bir seviyeye gelmesini isteyebilirim. Çünkü e, mesela saldırı hızı %15,9 daha başlangıç seviyesi oyuncular için iyi bir oran sayılsa da bu seviyede bir oyuncu için aslında biraz daha düzeltilmesi gereken bir oran. E, %15,9 yerine şöyle 25 falan yakalayabilirsiniz çok daha güzel olur. Kritik oranı %31 gayet iyi hatta fazlaca bile kritik oranı var. Ee, kritik hasar 22 biraz daha bence artırılabilir. Tüm saldırılar çok güzel. 61 %61 tüm saldırılar var. Arkadaşlar benim 2 katım kadar saldırısı var bakın. Gördüğünüz üzere 10 ee, numara. Yani ben hep söylüyorum hani kartlardan aslında elde etmek o kadar da zor değil. Mesela arkadaşlar arkadaşın kartlarına bakalım. Şu kartta mesela üst seçeneklerde tüm saldırılar var. Ama şurada mesela enerji saldırısı var. Mesela şurada hiç üst üstte saldırı bile yok. Burada da fiziksel saldırı var. Yani şu üstteki seçeneklerde de tüm saldırılar getirseydi mesela düşünün saldırısı kaç olacaktı? Siz hesaplayın. Yani demem o ki aslında çok da zor bir yanı yok. Hani mesela yani tüm saldırılar mesela %20 falan düşük olsaydı bile gene de iyi olurdu. Mesela benim tüm saldırılarım %30 31 mi ne arkadaşlar? Yani aslında tüm saldırılar elde edilebilecek özellik ama benim gibi şanssız olursanız tabii gelmez. Ama onun dışında çok zor bir yanı yok. Onu söylemek istiyorum. Yani şu saldırılar mesela çok güzel saldırılar. Tüm saldırılar %61. Fiziksel saldırı %16. Enerji saldırısı %46. Yani 10 numara şeyi var. Saldırıları var. Yani bu arkadaşın çok rahat Mephisto Null. Sonra ne bileyim gönderim görevinde falan çok rahat ilerlemesi lazım. Buraları kolay yapıyor olması lazım. Eğer yapamıyorsa karakterlerinde büyük bir ihtimal problem vardır. Yapıyorsa da zaten yapıyordur. Yani bu saldırılarla yapmamasının imkanı yok. Çok rahat yapıyor olması lazım. Ee, sonra savunma yok yoksa %48,5. Gayet güzel. Kaçınma yok sayma zaten bu kostüm şeyinden geliyor. Şey e, koleksiyon etkisinden geliyor. Konsantrasyon artışı 2, del ek 4 de e, delmesi var, ek delme artışı 4. Bu da güzel. Ama daha da artırırsa tabii daha güzel olur. Delme biraz gereken bir özellik. Az seçeneklerden hareket yani hareket hızı ben kasılmasını pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Gene tabii ki kişisel tercih. Bekleme süresi gayet güzel. kalabalık kontrol süresi fena değil. Yani kalabalık kontrol süresinin zaten çok kasılmasına da gerek yok. Ama arkadaşlar bu arkadaşın saldırı kısmı falan güzel olmasına rağmen savunmada eksiği var. Kaçınma ve YPS'i özellikle YPS'i çok düşük. %3 YPS'i var. Yani tamam belki PvE seviyor olabilir arkadaşlar. Hani PvP sevmiyordur. Zaman savaşı falan oynamayı sevmiyordur ama arkadaşlar gene de zaman savaşında falan da belli bir yere gelebilmek için YP'ye falan ihtiyacınız var. Yani hiç eğer ki komple tamamen PvE oynuyor olsanız bile en kötü yani %20 %30 kadar bir YP kasmanız lazım. Ee, en azından bir zaman savaşında Vibranium'likte falan kalabilmek için. Yani bu, bu YP çok kötü. Kaçınmanın da biraz kasılması lazım ama özellikle YP'ye yüklenirse arkadaş güzel olur. Yani şöyle yapabilir. Şu son normal kartını yerine böyle YP veren bir kart takıp. Guardians kartı mesela çok güzel olur. Mesela arkadaş PV'yi seviyor ya. Hem mesela saldırı, eksi, saldırı hızında da eksiği vardı. Saldırı hızını artırır. Hem hem tüm saldırılarını artırır. Hem de YP'sini artırır. Mesela Guardians kartı buraya çok güzel olur. Bir de şu üst seçeneklerden bir iki tanesinde eğer şey elde edebilirse YP çok güzel olur. YP'si çok düşük. Şöyle karakterlerine geçelim. 10 dakika oldu bile. Null basılmış. Ama öfke takılmış. Arkadaşlar öfke pek iyi seçim, pek iyi bir seçim değil. bu karaktere enerji takılması daha iyi olur. Eğer PV'de kullanacaksa, PVP'de kullanacaksa enerji şey rejenerasyon güzel olur ama PVD kullanacaksa enerji daha iyi bir seçim bilgisi olsun. Şöyle bakalım. Hmm, güzel. Güzel. Şunlara Evet bunlar da güzel. Devam edelim. Sıkıntı yok. Regenerasyon. İyi, i̇yi, YP'si biraz daha yüksek getirilebilirmiş ama böyle de güzel. Ama ekipmanlar hep 15'te arkadaşlar, 15, 15, 15, 16 bunların 25 yapılması lazım. Çünkü sente çok güzel bir karakter. Ve evet, urular da bu şekilde olmaz arkadaşlar. E, Uru videosunda anlatmıştım, buna girmeyeceğim. Şöyle çok ufak bahsedeyim ama e, çift enerji saldırısı, e, çift de YP takılması lazım. İşte son slot'a da. Yetenek beklemede eksiği varsa onu takar. O tamamsa savunma yoksa o da tamamsa kaçınma takabilir ama e, dediğim gibi bu bu şeyler olmaz. Saldırı ve YP odaklanılması lazım. E, yani onun için artık daha fazla bahsetmeyeceğim. Diğer karakterlerde çok urulara girmeyeceğim. E, onun için uru videomu göz atarsa anlayacak. Şöyle bakalım. Tüm saldırılar YP. Şu arkadaşlar 2 kaotik iso 8'i de tüm saldırılar ve YP olacak şekilde değiştirsin. Şu güzel ama şu ikisini de altta YP olacak şekilde değiştirsin. Daha iyi olur. Arkadaşlar şundan da bahsedeyim de. Şimdi benim savunma yerine mesela YP'ye YP daha iyi dememin sebebi ne mesela? Niye savunma kasamıyoruz diye sorarsanız eğer. Arkadaşlar karakterlerin bazıları savunmaları düşürebiliyor. Ama YP'yi hiçbir karakter düşüremez. YP e düşürme gibi bir özellik oyunda yok. Ama savunmanızı çok ciddi oranlarda düşürebilirler. Mesela hemen bir örnek göstereyim size. Örneğin. Mesela arkadaşlar Daredevil'ın 5. skill'ine bastığınız zaman tüm savunmalarda %60 azalma. 4. yeteneğine bakın gene. Gene tüm savunmalarda %60 azalma. Yani %60. Siz ne kadar kasarsanız kasın direkt %60'ını düşürdüğü için. Yani boşa kasmış oluyorsunuz biraz da. O nedenle arkadaşlar pek savunma kasılmasını tavsiye etmiyorum. YP kasın. PvP karakterlerinde. Ee, buna da baktık. Devam edelim. Cable güzel ama ama bu kostüme enerji olmaz ki ya. Eğer arkadaşlar bu kostümü kullanmak istiyorsa bu kostüme öfke takacak. Yok diyorsa ki ben enerji kullanmak istiyorum kardeşim. Benim öfkeli işim olmaz diyorsa. O zaman yaz kostümünü alacak arkadaşlar Cable'ın. Yani birinden birini yapacak. Çünkü bu karakteri... şey bu kostüme daha doğrusu enerji gitmez. Bunun yerine öfke takılması lazım. Eğer diğer yaz kostümünü alırsa enerjiyi kullanabilir. Güzel olur. Yani Urular iyi duruyor da kaçınma niye takmış? Eğer değerleri fullse tabii ki kaçınma takabilir ama herhalde öyle arkadaşlar. Diğer değerleri fullendiği için kaçınma takmış. Güzel olabilir. Kızgın akım gücü. Şuralar. Bakın arkadaşlar bunda mesela hiç kaotik ISO 8'e şey demiyorum. YP getirilsin demiyorum. Neden? Bu karakter PV karakteri. Gerek yok. Ama Senti PVP karakteri olduğu için buna YP getirilmesi lazım altta. Devam edelim. Şuna bakalım. Evet güzel. Ama bu da yanlış arkadaşlar. Yani buna şey yapması lazım. Saldırı falan takmış güzel de e, YP YP takması lazım. Çünkü bu karakter daha çok PvP karakteri. PvE'de iş yapmaz arkadaşlar bu. Mesela şurada da bir enerji eksiği var. Yani şu kritik hasarları, kritik oranları falan komple değişmesi lazım. YP yapması lazım. Bunu ben artık bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Şeyde anlatmıştım. E, Uru videomda anlatmıştım. Orayı detaylı bir şekilde izlerse kendisi de anlar. Zaten şöyle Evet, buraları da arkadaşlar saldırı ve altta da YP getirilmesi lazım bilgisi olsun. Şöyle evet şuraya kadar güzel devam edelim. Namur yani belki öfke takılabilir ama arkadaşlar bu karakter biraz değerini yitirdi. Eğer ki bu karakteri gönderim görevinde kullanmak istiyorsa öfke taksın ama onun dışında bu karaktere ben bir şey takılmasını tavsiye etmiyorum. Şöyle. Güzel. Devam edelim. Güzel. Bu karakteri pek kasmamış. Lider olarak kullanıyor. Gayet iyi. Güzel kasmamış. Çok mantıklı. Ama şuraya bir sezgi takarsa çok daha güzel olur. Bilgisi olsun. Şehrin enerji güzel. Güzel. Ama kaçınma niye takmış ki? Yani belki değerleri fullendiği içindir ama. Arkadaşlar detay kısmında eğer değerleri fullenmediyse. Ki saldırı hızında bayağı bir eksiği vardı. Fullendiğini sanmıyorum. Eğer fullenmediyse bu kaçınmaları çıkarıp yerine işte saldırı hızında eksiği varsa saldırı hızı taksın. Başka bir şeyde eksiği varsa onları taksın. Ee, ama hepsi fullendiyse kalabilir. Ancak dediğim gibi fullenmediyse mutlaka o kaçınmaların değişmesi lazım. Bilgisi olsun. Ee, şöyle. Evet güzel. Bu da güzel. Bunda da sıkıntı yok. Bunu da kasmamış. Gayet güzel, mantıklı. Bunu lider olarak kullanıyor demek ki. bunu arkadaşlar eline geçerse, Sezgi takarsa daha da iyi bir lider olur. Bilgisi olsun. Arkadaşlar Luna Snow çok gerekli bir karakter ve bu arada son kostümün alınması lazım. Bu olmaz. Son kostümünü alıp bir de öfke takarsa çok güzel olur. E, bu karakter çok yerde işinize yarıyor arkadaşlar. Biraz lazım yani. Oo. Yani şey yapmış, tek saldırı takmış da. Çift saldırı takılması lazım. Bundan da bahsettim Uru videosunda. Oraya bakacak. Şöyle devam edelim. Şuralar güzel. Bir sıkıntı yok ama son kostümün olması lazım. Hayalet sürücü öfke olabilir arkadaşlar. Öfke de güzel ama ben yargıyı bir tık daha tavsiye ediyorum ama öfkede de sıkıntı yok. Bu arada YP çift YP Odin Uru'su takılmış. Yanlış. Oo! 3 oh. tane takılmış. yanlış arkadaşlar. Yani hayalet sürücünün PvP ile uzaktan yakından alakası yok. Yani bir de bu YP çift YP'ler de çok güzel vururlar. Bunu tutup Sentry'e taksaydı mesela o kadar da güzel bir verim alırdı ki. Ya da dakturdum mesela. dakturdum da çok güzel bir karakter. Ona da takabilirdi. Ama bu olmaz yani. Bunu yani bunu da şimdi yani Uru çıkarma etkinliği gelirse kristal falan düşerse arkadaşlar şu YEP çift YEP olanları çıkarsın bence. Çünkü çok güzel. Yani yok yok etmeye kıyamaz insan arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok güzel e, Odin uruları ama bu karakter olmaz dediğim gibi. PVP karakterlerine takacaksınız arkadaşlar onları PvP karakterlerine olmaz. E, yani zaten ben Uru videomda hepsini detaylı bir şekilde açıkladım arkadaşlar. Odin urularından da bahsettim. Orayı izlerseniz artık uruları yanlış takmazsınız. Size bunu söyleyeyim. Bu karakteri eğer PvE'de kullanmak istiyorsa öfke takabilir. Ama yok diyorsa ki kardeşim ben iki modda da kullanacağım. Ee, o zaman yıkım takabilir, güzel olur. Güzel enerji takmış. Evet. Ee, ama şuraya bir şey güzel olur. Bir sıkıntı yok da. Şuraya bir e CTP güzel olur. Dediğim gibi iki modda kullanacaksa yıkım. Şeyde kullanacaksa PV'de kullanacaksa öfke takabilir. bunu yavaş yavaş kasıyor. Bunu kasınlamış karaktere girmeyeceğim. Bu karaktere enerji takılması lazım arkadaşlar. yargı takanlar var. Yargı da bir nebze olabilir ama enerji güzel arkadaşlar. Yargı ile verimini düşürürsünüz. Bilginiz olsun. Enerji takım bu karaktere yani. Şöyle urulara çok girmeyeceğim artık. Güzel. Sıkıntı yok. Bu karaktere de enerji güzel olur. Eline geçince takar. İyi gibi duruyor. Güzel, devam edelim. Yani bu karakter boşuna kasılmış arkadaşlar biraz. Yani kostümlü kostümlü hali değil bu. Hani son kostümü değil bu. Ama kostümlü haliyle bile pek iyi bir karakter değil. Pek tavsiye etmiyorum. Yani kostüm olsa belki bir nebze kullanır ama gene de çok iyi değil. Sizi o konuda uyarayım. Oh. Arkadaşlar Moonstone yanlış. Bu bu olmaz yani. Buna şey takmanız gerekiyor. Enerji takmanız gerekiyor. Bunu e, ekipman çıkarma etkinliği geldiği zaman çıkarsın. Buraya bir enerji taksın. Bu şekilde işini pek görmeyecek. Bilgisi olsun. Buraya enerji şart arkadaşlar. Şöyle Şuralar iyi gibi duruyor sanki. Ama arkadaşımın e, şey yapması lazım. Bu arkadaşın arkadaşlar Uru videomu izlemesi lazım. Çünkü bir takım Uru yanlışları var. E, eğer onu onu dikkatli bir şekilde dinleyip ezberlerse çok rahat bir şekilde devam... Oo, bu da yanlış ya. Arkadaşlar enerji hiç olmaz. Hiç yani. Human Torch'a hiç hiç alakası biliyor yok arkadaşlar. Enerji olmaz bu karaktere. Bunu çıkarıp yargı takması gerekiyor. Bu karaktere yargı biraz şart. Yargı dışında pek iş yapmıyor arkadaşlar. Size o konuda uyarayım. Savunma takılmış. Savunma da yanlış da. İyileşme oranı da yanlış. Ben yani dediğim gibi bunu uru videoma bakıp düzeltecek. Şuraya kadar güzel de şu çok... Yanlış arkadaşlar. Enerjinin mutlaka çıkması gerekiyor. Bu enerjiyi çıkarıp Moonstone'a takabilir mesela. Bundaki öfkeyi de çıkarıp kime takabilir? Mesela Luna'ya takabilir. Çok da güzel olur. Bu şekilde yapabilir. Yani bundan mutlaka çıkması lazım. Buna da bir tane yargı bulunması lazım. Yargı ile çok güzel oluyor. Bu karaktere enerji takarsa ve potansiyelini açarsa çok güzel bir şekilde kullanır. Bu karakter güzel bir karakter arkadaşlar. Hasarı falan güzel yani. E, kostümünü de alırsa çok etkili bir şekilde kullanır. Monica Rambeau spektrum karakteri. Bunu arkadaşlar liderliği için kullanır. Onun dışında pek iyi bir karakter değil. Eğer bir de arkadaşlar PVP'de biraz fena değil. PVP'de kullanabilir ama PVP'de kullanacaksa şey takabilir. Şu ISO 8 e, 8 setini de değiştirebilir tabii. E ee, PVP'de kullanacaksa otorite takıp kullanabilir ama eğer lider olarak kullanmak istiyorsa sezgiye takıp lider olarak kullanabilir. Liderliği güzel alan bir karakter. Sırf onun için potansiyel açabilir. Scarlet Witch son kostümüyle çok güzel. bir öfke ya da yargı ikisi de olur. Takıp kullanabilir. Özellikle ABX'de kullanacaksa öfke biraz daha iyi olur. bunu da o şekilde geliştirebilir. Silver Sofa çok güzel bir PvP karakteri. Regenerasyon takılmış. Alt değerlerinin fullenmesi lazım. Şurada biraz yanlışlar var. Uru videosuna bakacak artık. Şöyle devam ediyorum. Şuralar iyi gibi. Ama şunlar tüm saldırılara ve YP gelmesi lazım. Ee, PvP karakterlerinde biraz şart. Thanos şuraya bir rejenerasyon takarak güzel verim elde edilebilir. Devam ediyorum. Apokalips yargı takıp güzel bir şekilde kullanabilir. Storm Storm'u pek kasılmasını tavsiye etmiyorum. Sadece destek, desteği iyi. Ee, elemental hasar veren karakterlere karşı yani yanında destek oluyor onların. Ee, Magneto fena değil isterse kasabilir. Rock mutlaka katsın. Çok güzel bir karakter. Bu karakteri kategori çatmasını tavsiye ederim. Şunu böyle bıraksın. Şunu da bıraksın. Şunu da bıraksın. Bunu 70'e hiç kasmamalıydı bile. Şu karakteri atabilir kategori için son kostüm alıp bu güzel bir karakter. Bu karakterin eğer liderliğini kullanacaksa potansiyelini atsın. Şu karakter destek olarak çok güzel mutlaka potansiyelini atsın. Nulda ve da destek olarak kullanır. Kara Cüce, inanılmaz güzel bir karakter. Hızlı bir şekilde kassın. İleri seviye olduğu için arkadaşlar bu öneride bulunabiliyorum. Iron Man güzel bir karakter kasabilir. Odin mutlaka ve mutlaka kasılması gereken karakterlerden biri. Özellikle bu seviyede biri için mutlaka kasılması lazım. İlgisi olsun. Ee, Karacüce'yi de kasarsa çok güzel olur. Çok güzel bir karakter. Nolver'in ee, şunlar falan pek değil. Bu da pek değil. Hulk PvP için kasabilir. Valkür mutlaka potansiyelini açsın. Ee, Null ve Mephisto'da desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu güzel bir destek. Yani çok lazım olan bir destek. Falcon kasabilir. Çok güzel bir karakter son kostümüyle birlikte. Daredevil'ı PvP için kasabilir. Ee, onun dışında pek... Aslında PvP için de güzel ya. Gönderim görevinde falan da kullanmak istiyorsa onun için de kasabilir. Thor bir ihtimal kasabilir istiyorsa. Kuyuk Sıvı falan pek değil ya. Ee, Doctor Strange kasılabilir. Öfke takı falan kullanır Corvus güzel bir karakter kasabilir. Kara çene süper de bunlar da güzel karakterler kasılabilir. Ee, Dorman mu molekülmen yani PvP için kasabilir bunları istiyorsa. Pek PvP oynamıyor ama ee, arkadaşlar kolossuz kasılması lazım. Yani PvP oynamıyor bu arkadaş. Biraz daha PvE odaklı oynuyor ama gene de şart. Çünkü illaki zaman savaşında falan takıma ihtiyacı olacak. Destek olarak bunu kullanması gerekiyor. E, ee, atsın arkadaşlar bu karakteri de geliştirsin. E, ee, Iceman'ın Iceman, Iceman hasarı güzel kasabilir. Kategori 2'ye. Luke Cage PvP için çok güzel bir karakter. isterse kasabilir. E, Taskmaster desteği çok güzel olan bir karakter. Kostümünü alıp kasabilir. Kostümsüz bir işe yaramaz. Şu karakterin liderliğini kullanmak için kategori 2 yapabilir belki. Kış askeri yerine çok güzel kostümünü alıp kasabilir. Onun dışında Blue Marvel PvP için çok güzel bir karakter. İsterse kasabilir. Pilevel'in desteği çok güzel. Desteği için kasabilir. Evrensel kahramanlara buff artışı veriyor. Şu karakterin liderliği güzel. Liderliği için... Kasabilir yavaş yavaş. Evet. Şöyle pek bir şey kalmadı sanırım. White Fox arkadaşlar mutlaka kasılması lazım. Bir de bu arkadaş PvE oynuyor. de şart arkadaşlar. Mutlaka kasın bu karakteri. Çok güzel bir karakter. Kostümü de alırsa daha güzel olur. Ee, mutlaka kasın. Tain PvP liderliği güzel kasabilir. Şu karakter hem desteği hem liderliği güzel olan bir karakter. O yüzden kasabilir. She-Hulk gene güzel bir karakter. E, pasifi falan da güzel. Kasabilir. Şu karakter PVP'de çok güzel bir karakter. İstersen kasabilir. PVP liderliği gene güzel olan bir karakter bu karakter. E, onun dışında şunu da liderliği fena değil. Şunu da liderliği fena değil. Belki onlar için kasılabilir. Evet, sanırım bu kadar arkadaşlar. Artık bahsedeceğim herhalde bir şey kalmadı. Evet, ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.